Var. Sandalye getir. Kaya da geç. Sandalye de kayaya getir. Bizim meclisin hala amirimizin... Şunu yapabiliriz. Başkanım. O zaman fotoğraf alabilir miyiz efendim? Evet. Tabii her zaman yani Malatya'daki yapılan tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili sorunlar, sıkıntılar gerçekten kendisine yetiştiricilerimizin gerek yaylada, gerek merada, gerekse de bakanlıktaki bütün problemleriyle ilgili, Malatya'ya alınan desteklerle ilgili tarım ve hayvancılık noktasında en önemli katkısı olan Sayın Özgür Çalak'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Tabii burada yine bizim Malatya Spor'la ilgili de biz bakıyoruz, gerçekten takip ediyoruz gündemi. Birçok yerde Malatya Spor'umuza da sahip çıkmıştır. Sadece göstermelik olarak ya da işte anlık işler değil de daha çok sahaya yansıyan işler yaptığı için Özgür Çalak gibi amacına hizmet yapan işler, özellikle amacına hizmet eden işleri başaran insanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz bizlerin yanında olduğu için. Bizler Malatya tarım şehri, bu vesileyle de tarıma verilecek olan destekleri ilk günden itibaren çok önemsedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bugün Malatya'da 39 milyarlık yatırımı biz Malatya'ya kazandırdık. Her alan için kazandırdık. Sadece Tarım Bakanlığı için 5,5 milyarlık, eski parayla 5,5 katrilyonluk desteği, parayı, katkıyı, yatırımı Tarım Bakanlığı bünyesinde Malatya'mıza aldık. Hem devlet su işleri sulama yatırımlarında, hem ziraat desteklerinde, hem hayvancılık desteklerinde, yemde, gübrede, mazotta verilen destekler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ve en güçlü destekleridir. Ben nefes almakta zorlandığımız bir dönemi hatırlamıyorum. Hatırlayın, şu an maskelerimiz yok. Ama maskesiz çıkamadığımız, sokağa çıkamadığımız, evimizden dışarıya çıkamadığımız, eğitimin durduğu, ticaretin durduğu, sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği bir dönemi yaşadı tüm dünya. Ve alınan tüm tedbirler tabii ki direkt olarak ekonomiyi etkileyen etmenlerdendi. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Rusya, Ukrayna Savaşı, hakeza yine bu sorunların dünyadaki yaşanılan ekonomik daralmanın sebeplerinden bir başkasıdır. Ama Türkiye çok güçlü bir ülke. 2002 yılında bir anayasa kitapçığının fırlatıldığı dönemde, ekonominin yerle yeksan olduğu bir dönemden bugün kökünden tutup sallamaya kalksalar bile, ekonomik darbeler yapmak isteseler bile, ulusal uluslararası işbirlikçilerinin bütün söylem ve eylemlerine rağmen Türkiye dimdik ayakta. Ve şu anda bütün dünyanın gözü, kulağı Türkiye'nin üzerinde. Allah muhafaza, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı en ince detayına kadar ilişkileriyle yöneten bir ülke ve bir lider var. Ve Recep Tayyip Erdoğan şu an tüm dünyanın temasa geçmek istediği, diyalog kurmak istediği lider. Ve Allah nasip ederse de bu savaş ortamının sonlanması için temaslar, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, güvenlik kuvvetlerimiz, diplomatlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir süreç yönetiyor. Savaşın durdurulması, barışın tesis edilmesi, ekonominin düzeltilmesi, Allah nasip ederse bu mübarek Ramazan ayında Yüce Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Kardeşlik, barış iklimini yeniden tüm dünyaya yaysın, en büyük temennimiz.